İmzadan iyi akşamlar diliyorum. Salgın nedeniyle artık her şeyin uzaktan bağlantıyla online olarak kendi tarafımızdan takip edildiği bir dönemdeyiz. Bu dönemde dijitali, uzaktan bağlantıyı, teknolojiyi, teknolojinin bugün hayatımızda yer aldığından daha fazla yer alacağı yarınları konuşmak üzere bu konuda Türkiye'deki yetkin bir isimle birlikteyiz. Esasen bugün hayatımızın vazgeçilmesi olan İnternetin Türkiye'de olmasında öncülük etmiş Profesör Doktor Oğuz Manas da Alpan Manas Bey'in babası. Kendisiyle bu akşam hem babasını da rahmetle anarak bir gelecek sohbeti yapmış olacağız. Şimdilik kendisine iyi akşamlar deyip bir hoş geldin Alpan Bey diye seslenmek istiyorum. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Tabii biz böyle bir dönemde medya olarak da üzerimize düşeni yapıyoruz. Tabii asli işini yapmakta olan şu anda merkezde çekirdek bir ekibimiz var. Ama onun dışında uzaktan bağlantılı olarak yayınlarımızı devam ettiriyoruz. Tabii başta sağlık çalışanları olmak üzere şu anda sahada olan, şu anda çalışmakta olan, hatta bu kısıtlanmış sokağa çıkmanın yasaklandığı günlerde bile çalışan özellikle kamu bankacılarını ben burada tekrar şükranla anmak istiyorum. Bugün birkaç tanesiyle konuşmak durumunda kaldık. Bu dönemde böylesi bir dönem. Böylesi bir dönemde de bunlara tanıklık etmek varmış kaderde diyeceğiz. Ve ilk sorumu şöyle sormak istiyorum Alpan Bey. Tabii babanız özellikle benim okuduğum kadarıyla bugün bizim için artık vazgeçilmez olan internetin Türkiye'de başlamasında öncülük etmiş bir isim. Siz babanızı, babanızın hikayesini anlatacak olsanız nasıl ifade edersiniz, nasıl özetlersiniz? Babam çok ilginç, ziraat mühendisi aslında. Aynı zamanda iktisat ve işletme okudu, yani iki bölüm bitirdi. Daha sonra 69 yılında Amerika'ya gidip bilgisayarcı olmaya karar vermiş bir insan. Yani sonradan bilgisayarcı olan bir insan. Ve bu bağlamda 1986 yılında Türkiye'de akademik interneti Türkiye'ye getirdi. Ege Üniversitesi üzerinden Türkiye'ye bağladı. Ben de buna çok büyük bir şekilde tanıklık ettim. Çünkü ben de o yıllarda 86 Kasım ayında New York'taydım. New York'ta okuyordum. Babam ilk internet mesajını bana çekti, bana gönderdi. Babamla ilk chatleşmeyi orada yapmıştık, 1986 Kasım. Tabii Türkiye'ye internetin gelişi 91'i buldu. Yani TCP/IP dediğimiz protokolla beraber 91'i buldu. Ama 86 ile 91 yılları arasında Türkiye'deki bütün ana üniversitelerin hepsi Ege Üniversitesi üzerinden Harvard dahil birçok üniversiteye bağlıydı. Peki o yıllarda bu elektronik posta yoktu. O zaman sizin ilk mesaj alışverişiniz chat üzerinden mi olmuştu? Ses gitti galiba. Ben tekrar sorayım size. Siz demin ifade ederken babam ilk olarak bana bir chat mesajı attı dediniz. O yıllarda tabii elektronik posta olmadığı için bir makine diliyle yazılmış bir mesaj mıydı bu? Yok, hayır. Şeydi, bayağı bir e-mail mesajıydı. E-mail mesajıydı, anladım. Tabii e-mail mesajıydı. Evet. Şöyle, tabii o yıllar hepimiz için açıkçası böyle bu bilgisayarla tanıştığımız dönemleri düşündüğümüz zaman heyecan verici yıllar. Şimdi ben de düşünüyorum yurt dışında olduğum yıllardı ve o 80'li yıllarda demek ki artık o makina diliyle yapılan yazışmaların ötesinde yeni yeni temel dillerle kişisel bilgisayarlar çıkmaya başlamıştı. Ben de anmış olayım, Şükrü Ağızkalı diye bir Orta Doğu Teknik mezunu bir isim. O zaman bana gelecekte bu bilgisayarın çok önemli bir yer tutacağını söyleyerek ilk bilgisayarları anlattığında bir müddet sonra piyasaya çıkan kişisel bilgisayarlarla biz de tanışmıştık. Peki bu internetin
Türkiye'de öncülüğünü etmenin ötesinde yine aynı yıllarda babanızın yapay zeka ile ilgili de bir başka çalışması olduğunu biliyoruz. Bu nasıl bir çalışmaydı? Bu konuda aslında bu konunun öncü kişilerini Avrupa'dan Ege Üniversitesi'ne getirerek yapay zekanın ne kadar önemli olduğunu konuşmalarla tanıttılar. Yani babam konuştuğumuz yıllar 1986-87'den bahsediyoruz. Yani 33 yıl önce babam yapay zeka ile ilgileniyordu zaten. Dolayısıyla hani bunlar benim için çok yabancı konular değil. Ben de o yıllarda yani tabii o yıllarda bana çok yabancıydı. Ama yıllar geçtikten sonra babamın nelerle uğraştığını gördükten sonra tabii insan saygısı çok daha fazla artıyor. Her zaman saygı duyduğum bir kişilik zaten. Allah rahmet eylesin diyelim. Başta babanız olmak üzere bizi izleyenlerin de tüm geçmişlerine. Bu arada sizin de özellikle tabii bundan etkilenmemeniz mümkün değil ama işin hukuki, işin siyasi tarafını bir kenara bırakacak olursak mesela Ahmet Altan'ın yazdığını okuduğumu hatırlıyorum. İşte o tarihlerde evde daktilo olması bana Vakayı Adiye'den gelirdi. İşte evde daktilo sesi bizim hiç dinmezdi. O yüzden her evde var diye düşünürdüm. Sizin de bugün teknolojiyle, gelecekle bu kadar ilintili olmanızın bir sebebi de babanız ve ev olmalı diye düşünüyorum. Doğru mu düşünüyorum? Kesinlikle. Çok çok kısa bir örnek vereyim size. Babam Amerika'ya gitmeden önce ziraat mühendisiydi ve biz İzmir'de, Menemen'de hafta sonları beni çiftliğe götürürdü. Ve o çiftlikte ben montofon inekleri sağdığımı, traktör kullandığımı hatırlıyorum. Ondan sonra Amerika'ya gitti. Amerika'dan döndü. Bu sefer ben yazları bilgisayar merkezine gidip bilgisayar kullandığımı ve yavaş yavaş programlama öğrendiğimi hatırlıyorum. Yani aile ve tabii ki babam benim için bu konuda çok öncü oldu. Ama dediğim gibi ziraat mühendisi olarak kalsaydı belki ben de şu anda ziraatla ilgili bir iş yapıyor olabilirdim. Evet, tabii ister istemez böyle ben de şimdi rahmetli babamın ilgisi dolayısıyla önce mühendislik eğitimine başlamıştım. Ama sonrasında tarih ve edebiyat eğitimine kendi ilgim dönüşünce buna dönmüş oldum. Demek ki mutlaka bir şekilde yine büyüklerimizden aldığımız örneklerle yola çıkmak gerekiyor. Peki profesyonel anlamda sizin teknolojiyle ve gelecekle ilgilenmeye başlamanız ne zaman, nasıl olmaya başladı bu ilginin ötesinde? 1987 yılında Amerika'dan döndükten sonra bir buçuk yıllık benim bir meslek hayatım var. Yani kendi mesleğim. O da tekstil ve konfeksiyon mühendisliği. Ondan sonra eski ortağımla beraber biz teknoloji işine girdik. Yani 1987 babamın beni yönlendirmesiyle ve öncülük etmesiyle teknolojiyle 88 yılında buluşmuş olduk. Peki böyle teknolojiyle bu kadar ve gelecekle bu kadar yakından ilgili olunca mesela dünyadaki örnek isimlerden bir tanesi Elon Musk'ın diyelim ki Mars'ta bir koloni oluşturma hayali var. Niye bunu soruyorum? Şunun için soruyorum. Mesela bu kadar öncü, bu kadar geleceğe yönelik işlerle ilgili uğraşmış, didinmiş, emek vermiş bir isim olarak babanızın böyle bir hayali var mıydı? İşte ben şunu da yapmalıyım, Türkiye'de şu da olmalı diye bir hayal taşıdığını biliyor musunuz? Vallahi babam hayalini gerçekleştirdi aslında. Babamın dediği şuydu, ben Türkiye'de hatta bırakın üniversiteleri, ben liseleri dahi internete bağlamak istiyorum demişti. Ve hatırlıyorum Fen Lisesi, İzmir Fen Lisesi Harvard Kütüphanesi'ne bağlanmıştı. Yani babam isteklerinin hepsini hemen hemen yerine getirdi. Rahmetli Özal'la beraber onun desteğiyle İzmir'i bir merkez haline getirdi bilgisayarda. Dolayısıyla hedeflerin hepsini gerçekleştirdi. Yani
bir hayali vardı tabii, süper bilgisayar merkezi kurmak. O hayali gerçekleşmedi. Onun dışında bütün hayallerini gerçekleştirdi. Peki sizin yine yaptığınız işleri, bugüne kadar başında olduğunuz projeleri, yine ülke içinde ve ülke dışındaki iş hayatınızı şöyle çok genel hatlarıyla da olsa ben biliyorum. Ama sizin de gelecekle ilgili bu benim hayalimdir diyeceğiniz, hayata geçirmediğiniz, henüz geçirmediğiniz, başka bugün altını çizmek istediğiniz size ait bir hayal nedir diye sorsam. Valla 2013 yılında Amerika'da yapmış olduğumuz bir yatırım var. Pil teknolojisi üzerine. Eğer başarıya ulaştığı takdirde dünyayı değiştirebilecek bir proje. Dolayısıyla benim hayalim o. Eğer bunu başarabildiğimiz takdirde cep telefonlarının haftalarca şarj edilmeden kullanılabileceği, otomobillerin 1500 kilometre tek şarjda gidebileceği bir teknolojiden bahsediyoruz. Ben bunu anlattığımda insanlar hayatta olmaz diyordu ama koronavirüsü yaşadıktan sonra artık hiçbir şey hayatta olmaz dememek gerekiyor. Peki biraz daha ayrıntı verecek olsanız, bu hayalinizin şu andaki bulunduğu yer neresi? Projelendirildi mi? Projeden yatırım safhasına geçti mi? Biraz daha ayrıntıyı bizi izleyenlerle paylaşmak ister misiniz? Tabii ki, tabii ki. Şu anda biz son testlerimizi geçtik. Kendi içimizde testlerimizi bitirdik. Ama yatırımcı için, çok büyük bir yatırımcı ile 500 milyon dolarlık bir yatırım anlaşması imzalamak üzereydik. Bu yatırım anlaşmasını imzalayabilmemiz için son testleri geçmemiz gerekiyordu. Şu anda o testleri bekliyoruz. O testleri geçtikten sonra da şirket 500 milyon dolar yatırım alacak. Şirket Amerika'da bir şirket. Tek Türk ortak benim. Zaten %5 ortağım şu anda. Dolayısıyla heyecanla bekliyorum. Vallahi aynı heyecanla biz de bekliyoruz. Bundan sonrasında açıkçası böylesi konularda ülkenin önünü açacak projelere ihtiyaç var. Peki buradan yola çıkarak enerjiden söz edelim. Önümüzdeki dönemde enerji bugün de çok önemli. Bugün de tabii ki özellikle uluslararası ilişkilerde enerjinin yol açtığı yer yer ittifaklar, yer yer gerginlikler karşımıza çıkıyor. Enerji geleceğin dünyasında nasıl bir rol oynayacak? Kesinlikle, özellikle yaşadığımız pandemiden sonra yeşil enerji dediğimiz, yani yenilenebilir enerjiler çok ön plana çıkacak. Özellikle ve özellikle gene işte demin bahsettiğim pil teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak enerji depolamanın güçlenmesiyle beraber güneş enerjisi dünyada çok etkin hale gelecek ve çok hızlı bir şekilde termik dediğimiz, yani kömürden ve doğalgazdan üretilen enerjilerden uzaklaşmaya başlayacak. Mutlaka nükleer enerji, güneş enerjisi tamamıyla dünyayı kontrol altına alıncaya kadar, 2050'lere kadar gene kendine bir yer edinecek. Ama güneş enerjisinin önümüzdeki dönemde hem teknolojik anlamda ucuzlaması ve yeni teknolojilerin işte perovskite gibi yeni teknolojilerin gündeme gelmesiyle beraber güneş enerjisine bağlı dünyada yenilenebilir enerji hızlı bir şekilde gelişecek. Yani enerji önümüzdeki dönemin en önemli oyun değiştiricilerinden bir tanesi. Hem enerji üretimi hem de pil teknolojisi. Çünkü bugün dikkat ederseniz robotlara bakıyoruz, 55 dakikada pilleri bitiyor. Telefona bakıyoruz, benliğin power pack'e takmak zorunda kalıyoruz. Yani tamamıyla pil teknolojisi şu anda normal diğer teknolojinin gerisinden geliyor. Uçan kaykaydan bahsediyoruz, efendim dronlardan bahsediyoruz. Bunların hepsi pil teknolojisindeki zıpla gerçekleşecek ve enerji önümüzdeki dönemin en önemli yatırım araçlarından bir tanesi olacak. Peki enerji deyince aslında otomotivde de şu anda tam manasıyla bir
kavşaktayız. Şu anda dünyadaki otomotiv sanayinde gelinen noktaya baktığımızda, örneklere baktığımızda, özellikle elektrikli araçların ve yine akıllı araçların bugün gelişen dünyada aldığı yere ve pazardan aldığı paya baktığımızda, otomotiv alanında da bambaşka bir dünyaya açıldığımız görünüyor. Burada otomotiv alanında neredeyiz, bu yolculuk nereye doğru gidecek? Bununla ilgili de sizin gelecek adına yaptığınız çalışmaları da bildiğim için sizin gelecek tasavvurunuzu yine dinlemek isterim. Şöyle efendim, öncelikle ben orta vadede dünyadaki otomotiv şirketlerinin birleşmelerin ve satın almaların hızla artacağını düşünüyorum. Özellikle bugün mesela işte Elon Musk'ın şirketinden bahsettik. Dünyanın en önemli Amerikan otomotiv şirketinin değerinin yaklaşık 4,5 katında. Yani bu şirket nereden nereye geldi ve sadece ürettiği elektrikli otomobil, tamam, spekülatif olduğu söylenebilir, daha henüz kâra geçmedi denebilir, onların hepsi söylenebilir. Ama en azından bir piyasa değeri var. O yüzden de şunu söylememiz gerekiyor, şunu görmemiz gerekiyor ki gene koronavirüsle beraber bunu çok rahatlıkla hissedebiliyoruz. Önümüzdeki dönemde elektrikli araçların talebi artacak. Avrupa Birliği 2030 olan elektrikli araçlara tam geçiş sürecini, yani daha doğrusu içten yanmalı motorlu araçların yasaklanma sürecini büyük bir olasılıkla 2027'ye çekecek. Bu bağlamda 2025'e geldiğimizde otonom, yani şoförsüz araçlar, yani seviye 5 araçlar piyasaya çıkacak. Dolayısıyla yaşam tümüyle değişecek. Yani şoförsüz araçlara geçiyor olacağız 2025'te ve dünyada ve 2030'lara geldiğimizde dünyada majör 5 veya 6 tane otomotiv üreticisi kalacak. Peki otomotiv konusunda böylesi bir gelecek perspektifi çiziyorsunuz. Yine online ticaret, buna uzaktan bağlantılı diyebiliriz Türkçe, tam Türkçe ifade ettiğimizde. Şu anda kendi kişisel tecrübelerimizden bile, özellikle bu içinden geçtiğimiz olağanüstü dönemde kendi yaptığımız uzaktan alışverişlere baktığımız zaman belli ki özellikle bu dönem sonrasında bambaşka bir yere evrilecek. Uzaktan bağlantılı ticaretle ilgili nasıl bir gelecek görüyorsunuz? Şunu söylememiz lazım ki bugün elektronik ticaretin dünyadaki ortalaması yaklaşık %5'lerde, Amerika'da %11'de, Türkiye'de de %6'lar civarında. Yani Türkiye'de elektronik ticarette hiç fena bir noktada değil aslında. Ama koronavirüsle beraber, yani yaşadığımız pandemiyle beraber bu oranların ikiye katlayacağı söyleniyor. Yani ben de bu tezi kabul ediyorum. Ben de elektronik ticaretin çok hızlı büyüyeceğini düşünüyorum. Ve bugün baktığımızda aslında dünyada elektronik ticaretin en güçlü olduğu yerlerden bir tanesi Çin. Ve mobil ödemenin de aslında en güçlü olarak kullanıldığı yerlerden bir tanesi Çin. Çin geçen seneki rakamlarla 700 ile 800 milyar dolar arası mobil ödemede kullanmış ki Amerika'nın 10-11 katına denk geliyor bu rakam. Dolayısıyla elektronik ticaret gerçekten hızlı büyüyecek. Ama pandemi bize ve şu anda evlere kapanıyor olmamızın bize şu şeyi vermemesi gerekiyor. Yani şu anda dünya ortalaması %5, pandemiden çıkacağız, bu %50'ye çıkacak. Bunun gerçekleşmesi imkansız. Yani yavaş yavaş gerçekleşecek. Pandemi sadece bunu bir parça hızlandırmış oldu. Özellikle de hızlandırma bizler gibi kullanıcılar değil, bizden daha yaşlı kullanıcıların bu işe daha hızlı adapte olmasını sağladı.
Peki bu elektronik ticaretten söz edince yine bu pandemi döneminde yine kendi şahsi alışkanlıklarımıza baktığımız zaman hem kendim hem yakınımdaki insanların artık paraya dokunmadan bir şeyler almaya çalıştıklarını çok yaygın bir biçimde gözlemliyoruz. Hemen bu salgının öncesinde de aslında blockchain teknolojisinin çok yaygınlaşmış olmasıyla birlikte bir sürü kripto veya dijital para da karşımıza çıkmıştı. Ama bu sefer kripto paranın da ötesinde normal parayla ilgili bile artık kredi kartlarının çok yoğun kullanıldığı bu dönemde açıkçası yeni bir dijital paradan ardında kripto paradan söz etmeye başlayacağımız artık kesin gibi duruyor. Zaten şu anda bile bununla ilgili bazı ülkelerde kendi mali mevzuatına sokularak, bazılarında tamamen devlet dışında görülerek bunlar yerini almış oldular. Özellikle dijital parayla ve ardından kripto parayla ilgili yine sizin gelecekte karşımıza nasıl bir tablo çıkacağına dair düşünceleriniz nedir? Şimdi şöyle, dünyada dolaşımda olan para yaklaşık olarak 60 trilyon dolar civarında. Bunun sadece %10'u nakit, yani 6 trilyon dolar nakit var. Aslında baktığımız zaman dünyada 54 trilyon dolar para dijital bugün baktığımızda. Ama tabii konu bu paranın dijital olarak hareketinden ziyade kripto paraların yaşamımıza nasıl gireceği. Kripto para deyince aklımıza yani blok zinciri teknolojisinde Bitcoin geliyor. Ama Bitcoin bir gelecek değil. Bitcoin benim açımdan bir spekülasyon aracı. Çünkü günün sonunda işte 2140'a kadar toplam 21 milyon tane Bitcoin üreticileri söyleniyor. Şu andaki Bitcoin sayısı 18 milyon civarında. İşte bu 18 milyonun 4 milyonu kayıp, 1 milyonu çalınmış durumda. 13 milyon tane Bitcoin sirkülasyonda şu anda. Bitcoin'le alışveriş yapmak inanılmaz derecede uzun sürüyor. Öyle temassız kartla alışveriş yapmak gibi saniyeler bazında değil, saatler bazında. Ama Bitcoin bize şunu gösterdi. Mutlaka ve mutlaka kripto paralar yaşamımıza girecekler. Ben kripto paralar içerisinde şansı en güçlü olanı Libra olarak görüyorum. Facebook'un öncülük ettiği ve diğer Amerikalı birçok şirketin ve yabancı şirketin dahil olduğu uygulamanın. Çünkü ben devletlerin kripto para, yani kendi devletlerinin kripto paralarını çıkarabilir. Ama dolaşımda olan paranın %65'i Amerikan doları veya dünyada alışverişte kullanılan paranın alışverişi %65'i ulusal alışverişte Amerikan doları olduğu sürece işte Libra da kalktı, Amerikan dolarını pegledi, yani Amerikan dolarına bağladı. Dolayısıyla ben Amerikan dolarının bu gücünü hiçbir şekilde kaybedeceğini düşünmüyorum. Yani Çin de kendi dijital parasını çıkaracaktır, kriptosunu ve iletişim, yani kendi içinde mutlaka kullanacaktır. Ama bir kripto para, herhangi bir kripto paranın çıkıp dünyadaki ticarette önemli bir araç olarak kullanılabileceğini açıkçası düşünmüyorum. Ama Libra'dan çok umutluyum. Ama o da aslında Amerikan dolarına bağlı bir para birimi olacak. Peki hemen bu salgının öncesinde dijitalleşme gündemimizde çok yaygın olarak vardı. Çok konuşuyorduk ama şartlar, karşımıza çıkan bu salgın dolayısıyla bu dijitalleşme konusunda belki insanlığın böyle 20-30 yılda aşabileceği bir mesafe birdenbire karşımıza çıkıverdi ve hızla dijitalleşme konusunda belki ertelenmiş kararlar da çabuklaştırılarak bambaşka bir dünyaya açılmaya başladık. Bunda tabii insanın adaptasyon yeteneği çok önemli rol oynadı. İnsan hangi şart altında olursa olsun buna adapte olabiliyor. Siz dijitalleşme konusunda bu salgının nasıl bir rol oynadığını ve oynamaya devam edeceğini öngörüyorsunuz? Ya açıkçası salgın bize farkındalık oluşturdu. Dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu.
Yani aslında dijitalleşme dediğimiz şey iş süreçlerinin tamamıyla bilgi işlem teknolojilerinden yararlanarak dijitalleşmesi. Yani zaman ve paradan tasarrufun sağlanması. Aslında Türkiye özellikle devlet kanadında dijitalleşmeyi son dönemde başarmış bir ülke. Baktığımızda işte e-devlet, e-sağlık uygulamaları, e-imzalar ve yani e ile başlayan birçok uygulama. Türkiye bunu başarmış durumda. Bunu en iyi başaran tabii ki Çin. Ama Çin'in komünist olması, yani yönetimin baskıcı bir yönetim olması, kararları zorla veriyor olması ve bu işe çok büyük para harcıyor olması Çin'i öncü hale getirdi. Yani Çin dijitalleşmede dünyadaki en hızlı ülkelerden bir tanesi. Şimdi dijitalleşmenin önemi şurada. Dijitalleşme konusunu aslında ülkelerin yaptığı Ar-Ge harcamalarıyla beraber gözlemlememiz gerekiyor. Şöyle ki aslında Ar-Ge harcamalarının birçoğu dijitalleşme için harcanıyor dünyada. Bu rakamın tam ne olduğu belli olmamakla beraber bir ülkenin dijitalleşme ölçüsü yaptığı Ar-Ge harcamalarıyla değerlendiriliyor. Eğer buna baktığımız zaman OECD ülkelerinde Türkiye'nin Ar-Ge harcamalarıyla gayri safi milli hasıla oranının %1 olduğunu görüyoruz. OECD ülkelerine de bu harcama oldukça düşük. Yani bu konuda dünyada en ileride olan ülke %4.6 ile Güney Kore. Şimdi ben size Güney Kore ile ilgili bir örnek vereyim. Konu açılmışken. Tam, bakın, tam bu örneği verdiğiniz yerde şöyle kısa bir reklam arası verelim. Bu örneğe reklamlardan sonra devam edelim. Devam ediyor. Alpan Manas Bey'le birlikteyiz. Teknolojiyi, dijitalleşmeyi, geleceği konuşuyoruz ağırlıklı olarak. Reklama gitmezden hemen önce özellikle dijitalleşme konusunu konuşurken siz tam da Kore'den bir örneği vermek üzere söze başlamıştınız. Orada reklamlara gitme zorunluluğunu arkadaşlarımız bize hatırlatınca kısa bir ara verdik. Aynı kaldığımız yerden sizin örneğinizi şimdi dinleyerek devam edelim. Evet, şimdi demin verdiğim örnekte Kore, Güney Kore örneğinde önce Türkiye örneğini vermiştim. Türkiye gayri safi milli hasılasının %1'ini Ar-Ge'ye harcıyor. OECD ortalaması 2.4. Kore, Güney Kore %4.6'yı Ar-Ge'ye harcıyor gayri safi milli hasılasının ki bu OECD'de en yüksek rakam. Ve Güney Kore şöyle bir hedefi var. Diyor ki ben 2022 yılında Ar-Ge harcamalarının %50'sini otonom araçlar, yarı iletken teknolojiler, ekran teknolojileri, nesnelerin interneti, yenilenebilir enerjiler üzerine kurgulayacağım diyor. Şimdi bakın Türkiye'deki yapılan yatırımlara bakın, Türkiye'nin kilogram başı ihracatına bakın, Güney Kore'nin kilogram başı ihracatına bakın, kilogram fiyatına bakın, arada dağlar kadar fark olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla dijitalleşme de bunun bir parçası. Yani biz dijitalleşmede evet bir parça iyiyiz ama OECD'nin çok gerisindeyiz. Peki buradan yine bu salgın dönemine dönelim. Salgın döneminde şu anda siz bu salgın döneminde tabii biraz önce reklam arası vermeden de konuşmuştuk. Böylesi salgınlar tarihte de karşımıza çıktı. Bugünkü insanlık için bazı gelecekle uğraşan isimlerin zaten örneklerini verdiği bazılarımız içinse tamamen sürpriz olan bir hadiseyle karşılaştık.
Bu tabii bütün dünyanın aynı anda böylesi bir salgınla karşılaşmış olması aslında bir anlamda da şartları da eşitlemiş oldu. O yüzden bu salgın dönemine çok anlam yükleyen de var. Bu salgın döneminin içinden gelip geçeceğimizi, bazı alışkanlıklarımızın değişeceğini söyleyenler de var. Siz nasıl bakıyorsunuz bu salgın döneminde bütün bir insanlık olarak baktığımızda neleri nasıl değiştirecek bir sürecin içindeyiz, karşısındayız? Ya açıkçası yani evin içerisinde 3 ay, 4 ay kalarak alışkanlıklarımızın değişmesi imkansız. Yani bazı alışkanlıkların özellikle yani geleceğimizi etkileyecek alışkanlıklarımızın değişmesi için bırakın ayları, seneleri, jenerasyonlar yani kuşaklar gerekiyor. O yüzden bugün bir şeye katılmıştım, toplantıya katıldık gene şey üzerinden, internet üzerinden. Evde mesela ekmek yapılıyor. Şimdi bu bir alışkanlık mı olacak? Yok. Bundan bir sene sonra gülüp geçeceğiz. Hatırlıyor musun bir yıl önce biz evde ekmek yapıyorduk diye. Yoksa bu alışkanlıklar bize mutlaka yani yapışmayacaktır. Ama bazı şeyler mutlaka değişecek. Yani şunu göreceğiz iş hayatında. Ha, demek ki evden çalışılabiliyormuş. Ama evden çalışma konusunda şirketler adım atmayacaklar. Gene şirketler iş yerinde çalışmaya devam edecekler. Ben evden çalışmadan ziyade iş yerlerinin verim analizi yaparaktan aslında beyaz yakalılar üzerinde özellikle insan kaynakları departmanlarının çalışarak çalışan nüfusunun en az %2 veya 3'ünde bir azaltmaya gideceklerini düşünüyorum. Yani bu pandemi firmaların kendilerini verimlilik olarak gözden geçirdikleri bir dönem halinde geldi ve firmalar bu dönem sonunda mutlaka bazı kararlar alarak personel azaltmasına ve departmanları tekrar yapılandırmaya doğru soyunacaklar. Peki bunun ötesinde yine iş dünyasında uzun yıllardır faaliyet gösteriyorsunuz. Türkiye'de, Türkiye dışında çeşitli şirket birliktelikleri yaptınız, yeni yatırımlara girdiniz. Bu tür çalışmaların sürekli içinde oldunuz. İş dünyasında pandemiyle karşımıza çıkacak ne tür yenilikler olacak? Bu mevcut şirketlerin iç yapısında kendi verimliliklerini analiz etme zorunluluğunun dışında daha büyük çerçeveden baktığınızda daha ne tür beklentileriniz var? Vallahi açıkçası olaya ben Türkiye ve dünya olarak ayrı olarak bakmak durumundayım. Ülkeler bazında baktığımda ülkelerin şu anda firmalara yani şirketleri yaşatması gerekiyor. Bu yaşatmaları için de şirketlere ve hem şirketlere hem de tüketiciye, halka yardımda bulunması gerekiyor. Ben bu da gayri safi milli hasılayla ölçülüyor. Yani bazı ülkeler %1-1,5 verirken bazı ülkeler gayri safi milli hasılasının %10'u kadar yardım paketleri açıklıyorlar. Ben hangi ülke daha fazla yardım paketi açıklıyor ise ve hangisi daha çok destek oluyorsa oradaki şirketlerin daha güçlü kalacaklarını, ayakta kalacaklarını düşünüyorum. Ve ben kriz sonrasında özellikle Amerika'nın, Çin'in, Japonya, Almanya ve Güney Kore'nin bu krizden çok daha güçlü olarak çıkacağını düşünüyorum. Ve teknolojik anlamda önündeki fırsatları çok daha iyi değerlendirebileceğini düşünüyorum. Ama onun dışındaki ülkelerin hem pandemiyle boğuşması hem de devletten yeteri derecede destek alamaması nedeniyle ekonomik krize gireceklerini, öncelikle Ar-Ge harcamalarından kısacaklarını, finansman giderlerinin çok yükseleceğini, bunları ödemekte zorluk çekeceklerini ve teknolojik olarak da geri kalacaklarını düşünüyorum. Dolayısıyla
Ve satın alma ve birleşmelerin özellikle Türkiye'deki şirketlerin satın alma hedefi haline geleceklerini de görmekteyiz. Peki yine kişisel olarak baktığımızda bu salgın dönemi aslında çoğu zaman bir kenarda bıraktığımız, elimizin değmediği belli konulara da girmekle ilgili, zaman ayırmakla ilgili hepimize fırsatlar da sunmadı değil. Böylesi bir dönemde sizin açıkçası şimdiye kadar elim değmemişti deyip girdiğiniz, işte yapmak durumunda kaldığınız yeni bir takım işler söz konusu oldu mu? Veya teknolojiyle çok ilgilisiniz ama teknolojide şunu bu kadar yaygın kullanmıyordum, böyle kullanmak durumunda kaldım dediğiniz bir yeni adım sizin için söz konusu oldu mu? Vallahi açıkçası ben teknolojide çok aşırı iç içe olduğum için çok yeni bir şeyle karşılaşmadım. Yani birkaç yeni işte şeyi video konferans şirketini deneme fırsatımız oldu. Daha önce denemediklerimiz arasında. Çok yeni bir şey olmadı benim hayatımda açıkçası. Ama şu var, ben tabii melek yatırımcı olarak da, daha doğrusu melek yatırımcılarla ilgili Türkiye'deki en büyük melek yatırımcı ağının kurucu başkanı olarak tanındığım için bana çok proje geliyor. Yani inanılmaz derecede proje geliyor ve ben bu projeleri daha rahat inceleme fırsatı buldum. Yani bana yaklaşık 200 civarında bu arada proje geldi. Yani pandemi esnasında. Dolayısıyla Türkiye'de hangi tip projelerle, hangi tip konularla ilgilendiğini, neye meyillendiğini gördüm. Ama bu da tabii beni şu şekilde üzdü. Genelde çok verdiğim bir örnektir. Yani işletme veya iktisat fakültesi kurmakla bir tıp fakültesi kurmak maliyet açısından çok farklıdır. Yani bugün internet projesi yapmakla teknolojiye, daha doğrusu bilgiye ve ekipmana dayalı projeler yapmak farklıdır. Farklı maliyetler gerektirir. Ama bana gelen projelerin Türkiye'de ne yazık ki çok fazla bilgiye dayalı olmadığı, fırsatçılığı ön planda tutan, ağırlıklı internet üzerinde olan klon projeler olduğunu gördüm. Dolayısıyla bu beni açıkçası üzdü. Yani son dönemde benim ilgilendiğim ağırlıklı olarak bana gelen projeleri incelemek oldu diyebilirim. Peki sözün arasında aslında ipucu vermiş oldunuz ama bu projeleri gerçekten de bir Türkiye barometresi gibi aldığımızda, o getirdiğiniz eleştirilerin ötesinde bu projelerde Türkiye'nin gideceği, gitmek istediği istikametle ilgili, o insan kaynağının kafa yorduğu gelecekle ilgili düşüncelerini nasıl özetlersiniz? O verdiğiniz bir kötü örnek oldu gerçi, onu bir kenara koyarsak. Valla ben tabii eskiden girişimcilik çok daha kolaydı. Yani hele benim iş hayatımın başındaki girişimciliğin ben daha kolay olduğunu düşünüyorum. Artık girişimcilik hem kolay hem çok zor. Artık bir girişimde başarılı olabilmek için fikrin hiçbir anlamı yok. Bunu kimse yani idrak etmek istemiyor. Yani benim bir fikrim varın ne kadar önemsiz olduğunu arkadaşlar algılayamıyorlar. Burada önemli olan bilgi, yani bilgiye dayalı bir girişim yapmanız gerekiyor. Farkı ancak bilgiyle yaratabiliyorsunuz. Ben Türkiye'de bilgi eksikliğinin ne yazık ki çok fazla olduğunu veya girişimci arkadaşları, yani karşılaştığım girişimcilerde bilgi eksikliğinin çok fazla olduğunu görüyorum. Bu demek değildir ki yani Türkiye'de bilgi eksikliği var. Belki bilgi eksikliği olmayan, bilgisi olan arkadaşlar da girişimci değiller. Önemli olan bunların buluşabilmesi ama bunlar da kolay kolay buluşmuyor tabii. Genelde demek ki bu sizin yine satır aralarında verdiğiniz eleştiriyi demek ki bizim insanımıza özellikle yakıştırmak mümkün oluyor. Şuradan örnekleyeceğim. Yine ben bu program öncesinde işte 1991 tarihli
babanızın bir açıklamasına dayalı bir gazete küpürüne bakarken onda görüyorum ki 2000'li yıllarda oturduğumuz yerden alışveriş yapacağız diye aslında bugünkü elektronik ticaretle ilgili o tarihlerde babanız gerçekten çok da sağlam bir öngörüde bulunmuş. Bu öngörüyü anlattığı, bu açıklamasının haberleştiği gazetede de yine hemen yanında bir karikatür açılmış. O karikatürde de iki tane hırsız kendi aralarında dertleşiyorlar ve diyorlar ki bir bakalım hele bu akşam hangi evler boşmuş. Yani teknolojiyi böyle biraz daha tersinden kullanmak biraz bizim insanımıza has bir özellik herhalde. Evet. Bu konuda bir şey ekleyebilir miyim? Tabii ki. Şöyle babam 1991'de bu yorumu yaptığında ben de aslında 29 yaşındaydım. Bana diyorlar ki baban bu yorumu yaptığında www ortada yoktu. Google yoktu, Amazon yoktu. Sen niye bir Amazon kuramadın? Yani diyorum ki ben de. Ya Türk yani Amazon'un kuruluşuna baktığımız zaman aslında kitap yani internet üzerinden kitap satışı ile başlamış. Yani biz Türkiye'de kitap okunmuyor. Yani o Türk kitap okunmayan bir ülkede ben nasıl bir Amazon kurabilirim? Yani biraz da yaşadığımız coğrafya kaderimiz. Yani biz 1991 yılında babam bunları söylediğinde biz de barkodlarla OGS ile uğraşıyorduk. Yani uğraştığımız konular da aslında sofistike konulardı. Türkiye'nin aslında önünü açan konulardı ama ne yazık ki ben de mesela 1993 yılında uluslararası bir fuar organizasyonunda bizim teknolojilerle ilgili bir fuar organizasyonunda bir dergiye yaptığım röportajda şunu söylemiştim. İleride arabalarımızdaki bilgisayarlarla girdiğiniz otoparkta hangi noktanın boş olduğunu göreceksiniz veya gitmek istediğiniz yere harita üzerinde en hızlı nasıl gidebileceğinizi göreceksiniz. Yıl 1993, 2005 yılında Google haritaları çıkardı. Yani evet güzel şeyler söylüyorsunuz da ama yaşadığınız coğrafya ve ortam sizin önünüzde pozitif bir ittirici güç oluşturmuyor ne yazık ki. Yani bu da bir kader yani yapılacak bir şey yok. Peki bugünün dünyasında artık her şeye rağmen o coğrafi sınırların çok da anlamı kalmadı. Bugünün dünyasında artık dünyanın neresinde ne karşımıza çıkarsa bu son derece çabuk bir biçimde bize ulaşıyor. Yine güncel işte salgından söz edecek olursak belki dün dünyasında bir coğrafyada sınırlı kalması mümkün olan böylesi bir salgın bile hemen göz açıp kapayıncaya kadar bütün dünyayı etkileyecek bir hale dönüşmüş oluyor. Bu çerçeveden baktığımızda özellikle teknoloji konusunda Türkiye'yi dünyadaki diğer ülkelerle kıyasladığınızda nasıl bir tablo karşımıza çıkar? Siz dünyayı da iyi takip ediyorsunuz. Böylesi bir dünyadayız. Ama buna rağmen Türkiye özellikle teknoloji alanında bugün dünyadaki bize rakip sayılabilecek ülkelerle kıyaslandığında nasıl bir durumdadır? Vallahi ihracatımızdaki ürünlerin içindeki yüksek teknoloji oranını arttırmadığımız sürece Türkiye'nin belli bir noktaya gelmesi çok zor. Bunu arttırabilmek için de topyekun bir hareket gerekiyor. Devletin bunu desteklemesi gerekiyor. Bir motivasyon gerekiyor. Yani açıkça biz Wikipedia'yı, bilgi alacağımız Wikipedia'yı yıllarca bu ülkede kullanamadık. Yani dolayısıyla mutlaka ve mutlaka ülke devletin bunu destekleyici politikalar oluşturması gerekiyor. Yoksa kişiler bazında, şirketler bazında Don Kişotluk yapma şansımız yok. İşte bakın Güney Kore bunu bir politika olarak 80'li yıllarda ele aldı. Bizden gerideydi. Şu anda dünyada OECD içerisinde Ar-Ge'ye en fazla para harcayan ülke haline geldi. Dolayısıyla bunu yani hani her şeyi devletten beklemeyin derler ama
Bunu devletten beklemek zorundayız. Eğer devlet bunu desteklemediği takdirde Türkiye 2030 trenini kaçırmak üzere. Eğer Türkiye 2030 trenini kaçırırsa film baştan sarılır. Tişörtte nasıl basit tişört üreten ülkeydik. Yapay zeka da geldiği gün yapay zekanın tişörtçüsü biz oluruz. Yapılacak bir şey kalmaz. O yüzden de 2030 trenini kaçırmamamız için 2025'e kadar her türlü önlemin alınması ve bunun desteklenmesi gerekiyor. Onun için de ne yazık ki yabancı sermaye gerekiyor. Çünkü şu andaki sermayemizle birikimlerimizle bunu yapabilecek durumda değiliz. Bugün demin en başta sizle konuşurken melek yatırımcı örneğini verdim. Melek yatırımcıların harcayabildikleri paralar bu kadar. Cepteki para bu kadar. Ama eğer biz, siz de demin söylemiş olduğunuz gibi, evet sınırlar kalktı. Artık Türkiye'deki herhangi bir fikir, herhangi bir dünyanın her yerinden yatırımcı bulabilir. Ama bu ülkeye yabancı sermaye gelmiyor ki. Yabancı sermaye gelmesi lazım ki yatırımcı olacak. O zaman ne oluyor? Ben size vereyim örneğini. Türkiye'de bana gelen çok başarılı projelere bakıyorum. Bana yazıyorlar, Alpan abi biz şu anda Kaliforniya'dayız. Yani Türkiye'den yatırımcı bulamamışlar, Amerika'da yatırımcı bulmuşlar. Dolayısıyla beyin göçü bu şekilde gerçekleşiyor. Bizim 2030 trenini kaçırmamamız gerekiyor. 2030 treni vurgusunu bayağı yaptınız. 2030 treni ne demek? Biraz 2030 treniyle ilgili ayrıntılı bilgi almak isterim. Tabii ki. 2030 itibariyle 2030'a geldiğimizde otonom arabalar, yapay zeka, robotlar, her şey bir araya gelip otomasyonun ve dijitalleşmenin tepe noktasına ulaşacağız. Ve 2030'dan sonra çok önemli bir şekilde işsizlik başlayacak. Ve bu işsizlik yaklaşık, yani bugün söylenen rakamla dünyada 800 milyon kişinin, yani dünya nüfusunun %10'unun işsiz kalacağı söyleniyor. Tabii yeni işler mutlaka piyasaya çıkacak. Ama en az 500 milyon kişi işsiz kalacak. Peki biz şu anda sürekli nüfusu büyüyen bir ülke olarak şu anda yaşadığımız işsizliği, pandeminin bize yaratacağı ek işsizlikten bahsetmiyorum. Bir de üstüne 2030 işsizliğini koyduğumuz takdirde bizim bu nüfusu besleme şansımız kalmıyor. Dolayısıyla 2030 treni dediğimiz bu tren. Bizim bu trene tamamıyla bilgili, düzenli bir nüfusla ve altyapıyla girmemiz gerekiyor. Yoksa vatandaşlık geliri gibi ülkelerin 2030'dan sonra bu işsizliği dengeleyebilmek için vatandaşlık geliri vermeye başlayacaklar. Vatandaşlık geliri vermek demek bütçe demek. Bizim bütçemiz eksi veriyor. Bütçe fazlası veren bir ülke değiliz Almanya gibi. Dolayısıyla 2030 treni dediğim gibi bu anlamda inanılmaz derecede önemli. Peki insan teknoloji ilişkisinde bu zamana kadar artık özellikle teknolojiyle ilgili, dijitalleşmeyle ilgili bunu insanlığın elindeki bir araç olarak gördük. Ama iş artık öyle bir noktaya geldi ki bazı fütürist, distopik filmlerde artık o teknolojinin elinde insan bir araç konumuna indiriliyor, orada gösterilmeye başlanıyor. Böyle insan teknoloji ilişkisiyle ilgili genel bir bakışınızın ne olduğunu da öğrenmek isterim. Vallahi açıkçası yani insan kontrol edebildiği sürece tabii ki yapay zekayı da kontrol eder, robotları da kontrol eder. Şu anda öyle gelişmelerle karşı karşıyayız ki bazı soruların cevabı yok. Bakın çok basit bir örnek vereceğim size. Şoförsüz otomobil, yani otonom araçta karşınıza bir bebek veya
bir yaşlı çıktığında ikisinden birisine çarpmak zorunda olsanız diye bir araştırma yapılmış ve yüzlerce ülke, milyonlarca kişi cevap vermiş. Baktığınızda Doğu ülkeleri yaşlılara kurtarıyor, Batı ülkeleri de ve Nordik ülkeler, genellikle Kuzey Avrupa ülkeleri veya Batı Avrupa ülkeleri de bebekleri kurtarıyor. Yani burada bile konsensüs yok. Yani biz otonom araç böyle bir olayla karşılaştığında ne yapmalının cevabı yokken, biz henüz robotların dünyayı nasıl ele geçireceği korkusuyla tabii ki yaşamamız çok doğal. Ama insan faktörü bunu engelleyebilecek güce sahip. Bunun için de şu anda çok fazla bir işe yaramayan Birleşmiş Milletler'in gerçek bir devletler topluluğu haline gelip ve gerçekten de 5 ülkenin kontrolünden çıkıp tüm ülkelerin söz sahibi olabileceği bir noktaya gelip oturup bir konsensusla bir dünya yapısı oluşturmamız gerekiyor. Yoksa terörizmin ağırlıklı olarak desteklendiği ülkelerin bu robotları destekleyip robotları başımıza bela haline getirmeleri an meselesi. Sizin de söylediğiniz gibi artık bilgiye ulaşmak çok kolay. Sınırlar kalktı. Bugün bir robot üretmek çok kolaylaştı. Dolayısıyla dünyanın bir konsensus halinde çalışarak bu tip gelecekle ilgili planlar yapması gerekiyor. Ve dünya bu konuda ne yazık ki geri kalıyor. Alpan Bey, bu güzel değerlendirmelerinizden sonra süremizin de sonuna geldiğimiz için açıkçası çok zihnimde soru var ama yeni bir soruyla devam etmeyeceğim müsaadenizle. Size bu akşamki bu sohbet dolayısıyla çok teşekkür edeceğim. Ama Ekotürk olarak biz de özellikle geleceği konuşmaya çok özen gösteriyoruz. Başından itibaren programlarımızda bu var. Sizi daha sık Ekotürk ekranlarında misafir etmek istiyoruz. Geleceği konuşmak ve sizle de özellikle Fütüristler Derneği'nden de bu akşam bahsedemedik. Bunlar da başta olmak üzere geleceğe dair farklı programlarda yine Ekotürk ekranlarında birlikte olmak istiyoruz. Bu çerçevede bu akşamki katılımınız için teşekkür etmek istiyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Evet, imzada bu akşam geleceği konuştuk. Alpan Manas konuğumuzdu. Kendisiyle dijitalleşmenin özellikle bu salgın döneminde dünyada yaygın bir biçimde hepimizin karşısında olduğu ve bundan sonrasında da mutlaka çok daha ivme kat ederek artacağı bir sohbeti yapmış olduk. Gelecek hafta yine imzada bir başka kendi alanında etkin bir isimle birlikte olacağız. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum.